Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, aziz dava ve yol arkadaşlarım, hepinize en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında teşkilatımızın tüm mensuplarına, her bir gönüldaşımıza teşekkür ediyor, Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Yaklaşık 1,5 ay sonra genişletilmiş il başkanları toplantımız vesilesiyle sizlerle tekrar bir aradayız. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz, geçen hafta 14 Ağustos tarihinde partimizin 22. kuruluş yıl dönümünü idrak ettik. İnşallah toplantımızın hemen akabinde Ato'ya geçerek partimizin 22. yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle hem 22 yıllık zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak, hem hafızamızı tazeleyecek, hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğimize yön vereceğiz. Halka hizmeti, hakka hizmet gören, görevine, işine, bulunduğu makama bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz. Aziz kardeşlerim, yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Milletimizin takdir ve teveccühüyle bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.
Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur. Ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası İrab'da mahalli olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu %1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimizde sürekli hesap uzmanıyım diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil, tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamd ediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabbimize hamd, milletimize de teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların 1/3 dahi açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansımıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız? Niçin yıprattınız? Niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim ezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar, millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar, en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsın. Değerli yol arkadaşlarım,
Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo, bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana, daha da zorlaştırmakta, mesuliyetimizi daha fazla artırmaktadır. 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması, hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımızın maddi kaybını telafi edinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Az önce girişte kadın kolları başkanlarımızdan bir tanesiyle tanıştım. Eşini ve yavrusunu bu felakette kaybetmişti. Böyle çok kayıplarımız var. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri onlarla buluştursun. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bin konutu ilk bir sene içinde tamamlayıp Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz. Türkiye ile ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan partimiz içinde seçim sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz. Vatandaşlarımıza mesajlarımızı yeterince ulaştırmadığımız bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaşıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak, sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmak, değerli arkadaşlar, boynumuzun borcudur. Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Milleti suçlamak yerine kabahati millete aramak AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır. Bugüne kadar asla böyle bir yanlışa bizler düşmedik. İnşallah bundan sonra da düşmeyeceğiz. Milletimizle gönül bağımızı güçlendirmeye bakacağız. Gençlerimizin ruh dünyalarına girmenin gayretinde olacağız. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşarak anlamaya çalışacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan asla ve asla olmayacağız. Şehirlerine hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar, sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye, affedersiniz, kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın onlar seçmene karşı aynı kibirli, aynı nobran, aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsinler. Biz eser ve hizmet siyasetimizden
kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Saygıda, hürmette, hizmette kusur etmeden şehirlerimiz için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde yapacağımız büyük kongremizin hazırlıklarını işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Yepyeni bir heyecanla milletimizin huzuruna çıkacağımız kongremizi inşallah Türkiye 100 yılı vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz. Son 22 yıldır olduğu gibi gençlerimizin dinamizmini emektarımızın engin tecrübesiyle harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle her birinize Mevla'dan başarılar niyaz ediyorum. 22. kuruluş yıl dönümü programında tekrar hasbihal etmek dileğiyle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bir müddet daha bekletiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızı. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ailemize katılan Sayın İbrahim Özdemir'e rozet takacaktır. Sayın İbrahim Özdemir'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. İbrahim Özdemir, siyasetçi ve akademisyen, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'da doğdu. Siyasi kariyerine 1983 yılında Anavatan Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alarak adım attı. Ardından 17, 18 ve 19. dönemlerde İstanbul'un milletvekili seçildi. 1991 yılında Anavatan Partisi'nde seçim işleri başkanlığı görevine getirildi. 47. hükümet döneminde devlet bakanı, 48. hükümet döneminde ise ulaştırma bakanı olarak atandı. İbrahim Özdemir evli ve iki çocuk babasıdır.